geldiniz. Bugün yazın yönergeler sergisi kapsamında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben moderatör olacağım. Daha çok yazı bileceğiz. Bu yazın üçüncü kişisel sergisi. Çalışılmış mı dedim. Formal bir sunum yapmamaya karar verdik. Biz zaten aslında yazıyla ilgili nispeten detaylı bir çözümlemeyi, bir metni yazdım. O metinle ilgili soruları belki daha sonra vaktimiz olursa tartışırız ama o konulara daha çok girmeden daha gündelik bir konuşma olacak. Bu yüzden araya girebilirsiniz. Bu arada mikrofonumuz yok. Eğer sesim arkaya gelmezse lütfen el edin. Evet. Şimdi sergiye başlamadan önce ben biraz Yağız'ın sanat görüşüyle ilgili bazı şeyleri merak ediyorum. Biraz oradan konuya girmek istiyorum. Çünkü bence farklı bir sanatçı tipolojisi sunuyor Yağız çok. Bizim alışık olduğumuz yaklaşımlardan uzak bir yerden yaklaşıyor sanatta. Muhtemelen her konuşmanda vurguluyorsun sanatta ilgi bilimsel bir yerden yaklaştığını, epistemolojik bir noktadan yaklaştığını söylüyorsun. Bununla neyi kastediyorsun? Yani sanatta senin bireysel ilişkin nasıl gerçekleşiyor ve bunu gündelik hayatta nasıl ilişkilendiriyorsun? Dünyayla nasıl ilişkilendiriyorsun? Belki buradan bir giriş yapabiliriz. Aslında şöyle, Kerem Ozan Bayraktar bu metni yazarken aslında bir internet üzerinde bir çalışma dokümanı oluşturmuştu ve bu çalışma dokümanında benim çeşitli kaynaklardan alıntıladığım çeşitli önermeler yer alıyordu. Bu önermelerden bir tanesini Kerem Ozan Bayraktar zaten metnin girişinde kullandı. Bu önerme Bertrand Russell'a ait. Russell'ın Mantıksal Atomculuk Felsefesi adlı çalışmasında geçen bir önerme. Aslında felsefeye ilişkin bir önerme. Felsefenin işlerine yönelik bir betimleme gerçekleştiriyor Russell. Ve Russell şunu söylüyor. Felsefe hiç kimsenin hayret etmeyeceği kadar basit bir şey ile başlamak, herkesin hayret edeceği kadar paradoksal bir şeyle bitirmektir diyor. Ben bu önermenin yerindeki her felsefe geçen terimin yerine sanatın rahatlıkla koyulabileceğini düşünüyorum. Başka bir deyişle, sana hiç kimsenin hayret etmeyeceği kadar basit bir şeyle başlamak ve herkesin hayret edeceği derecede paradoksal bir şeyle bitirmektir diyebiliyoruz. Bunu derken neyi kastediyorum aslında? İnsan ya da kendim. Karmaşık bir evrenin içine doğuyorum ve dolayısıyla zamanın ortasına doğuyorum, ne başına ne sonuna, mekanın ne sınırına doğuyorum, onun da ortasına doğuyorum. O karmaşık evreni kavramak için bir takım edimler gerçekleştiriyoruz. Bu edimlerin bir kısmını sanat diye, bir kısmını felsefe diye, bir kısmını ise bilim olarak kategorize ediyoruz. Ben bir şekilde olgusal şartlar beni sanat gibi bir alanın içine düşürdü ve ben sanat yoluyla evreni kavramaya çalışıyorum. Ya da onun belirli bir bölümünü kavramaya çalışıyorum. Bu sergide aslında çok basit bir şekilde, çok sıradan bir şeyden yola çıkıyor. Düz bir duvara sürülmüş, siyah bir boyanın çözümlemesini gerçekleştirerek olabildiğince paradoksal bir şekilde çalışmayı bitirmeye çalışıyor. Dolayısıyla aslında benim sanat görüşüm şöyle. Sanat bir kere kesinlikle epistemik çünkü insanın olmadığı yerde yok. Epistemik çünkü bir şeyin resmini yapabilirsiniz. Resim bir olgunun tasarımı olabilir. Ya da heykel bir insanın modeli olabilir. Yerleştirme bir olguyu anlatabilir. Ama bunları yapsanız da yapmasanız da yaptığınızda bunların hiçbirini sanat olarak sunmak zorunda değilsiniz. Herkes evde resim yapabilir, atölyesinde resim yapabilir. Ama yaptığım resmini sanat olarak sunmak zorunda değilim. Sanat olarak sunmak galiba bir şey. Bir gereksinimden kaynaklanıyor. Ve o gereksinimde benim inancıma göre yalnızca insana ilişkin. Bu yüzden de sanat bir şekilde epistemik, yani senin değişimi bilgi kuramsal bir etkinlik olarak yer alıyor benim için. Peki yani evet dünyayı anlamak için işte bir takım disiplinler bölmüşüz. Felsefe ve bilimle bilginin ilişkisini sanatın bilgiyle ilişkisi arasında nasıl? Çünkü biz sanat deyince daha ilk hani daha ilk duyumsamaya dair bir şey algılıyoruz. Aslında bilgiyi aklıma gelmiyor benim sanat deyince. En azından geleneksel alışkanlıklarım bana bunu öğretti.
felsefe ve bilimi daha hani, bilginin disiplinleri gibi görmeye meyilliyiz. Ama evet. Sen sanatın da böyle olduğu konusunda ısrarcısın. Evet. Öyleyse bu sanat ne türden bir bilgi veriyor bize? Ve felsefe bilimden nasıl farklılaşıyor? Çok aslında senin önemli, senin sorunun içinde aslında bence cevabı zaten veriliyor. Duyusal yolda ya da duyumsama yoluyla verilen bir bilgi türü. Belki bir felsefeci bilgiyi kavramlar yoluyla, tümceler yoluyla sunuyor. İşte bir bilimci çeşitli simgeler, mantıksal anlatımlar, aslında bizim tanımadığımız bir simgelerle bilgiyi gösteriyor, sunuyor. Sanat ise duyumsama yoluyla sunuyor. Duyumsadığı sonuçta ressam bir takım şeyleri duyumsuyor. Bu duyumsadığı şeyleri de ya ritüelde ya bir heykelde ya da bir yerleştirmede bir şekilde biçimselleştiriyor. O biçimselleştirme, o olgunun zaten temsili. Dolayısıyla temsilin kendisi zaten duyumsal bir şey. Ve bir takım duyusal düzenlemeler yoluyla aslında bilgiyi felsefenin olmadığı gibi ya da bilimin olmadığı türden daha örtük bir şekilde, sanırım burada örtük olması önemli, felsefe gibi belirtip değil, sanat gibi örtük bir şekilde gösteriyor, sunuyor. Sen ama felsefeye de, yani sanatın da felsefenin de çok spesifik bölümlerine yaklaşıyorsun. Belki bütün sanatçılar öyle veya böyle felsefeye bir yerinden değiyor. Ama işte günümüzde daha çok bizim hani Türkiye'de karşılaştığımız değil mi? Post yapısalcılığın çok yaygın olduğunu görüyoruz. Evet. Ama sen daha ne diyelim, belki Aristoteles'ten böyle deneyicilere uzanan bir çizgide çok aslında Türkiye'deki sanatçıların çok da ilgilenmediği felsefi okulla ilgileniyorsun. Daha yapısalcı, daha analitik çözümlemelere yatkın. Sanat olarak da bunun ben herhalde karşılığını biraz İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan Savaşı'nda görüyorum. Yani senin sanat tarihini konumlandırmak istesem muhtemelen Türkiye'de nerede konumlandıracağım konusunda şüpheye düşer. Daha çünkü Anglo-Sakson geleneğinin içinden sanki çıkmış gibisin. Bu nasıl oldu? Yani sen nasıl bir Türkiye'de doğan bir sanatçı olarak böyle bir yolu nereden buldun, nerede keşfettin? Orada kendine dair ne buldun da bu yola girdin? Yani tabii burada eğitim zaten belirleyici etkenlerden bir tanesi. Eğitiminizin sırasında tanıştığınız insanlar aslında yine belirleyici etkenler. Ve o tanıştığınız insanları sizi bir takım çalışmalara yöneltiyorlar şu ya da bu şekilde. Bu insanların beni yöneltimde bulunduğu çalışmalardan bir tanesi sanat tanımı topluluğu kavramsal sanat etkinlikleridir. Bu etkinliğe ilişkin bilgiyi daha sonra size sağlayacağım. Ama sanırım benim formasyonumda, yani sanata yaklaşımının belirlenmesinde, biçimini ortaya koymamda en çok belirleyici etkenlerden bir tanesi tabii ki Marmara Üniversitesi Sanatlar Fakültesi'nde almış olduğum eğitim ve en az o kadar önemli olan sanat tanımı topluluğu kavramsal sanat etkinliklerine katılımı. Sanat tanımı topluluğu kavramsal sanat etkinlikleri zaten aslında senin bahsetmiş olduğun dizge içinde, o dizgeye eklenerek, o dizgenin üzerinde, o dizgeye bir şey ekleyerek sanat yapmaya çalışan bir yapı. Dolayısıyla aslında benim senin Anglo-Sakson biçiminde ifade etmiş olduğum felsefe geleneğine ya da o felsefe geleneğinden kalkınarak sanat yapan geleneğe eklenmem galiba biraz bu yolda oldu. Peki sen uzun süredir işte ZTT'nin çalışmalarına katılıyorsun ama bir taraftan bireysel etkinliklerini de sürdürüyorsun. Yani bu ikisini nasıl götürebiliyorsun? Bir çelişki çıkmıyor mu? Ve onların sözünün üzerine sen ya da paralelinde diyelim üzerine demeyeyim. Evet. Ne yanıt söylüyorsun daha farklı olarak? Çünkü sonuçta sen salt kavramsal sanat yapmıyorsun. O çok açık bir hala resim geleneğinin içinde bir şeyleri çözümlüyorsun gibi geliyor. Evet. Yani öncelikle yani sanat tanımı topluluğunun sanata yaklaşımı hakkında benim zaten bir şey söylemem doğru değil, bunu belirtmem gerekiyor. Çünkü bu çalışma katılımcının gerçekleştirdiği bir çalışma. O çalışmaya katılınır ve o çalışma hakkında bilgi sahibi olunur. Ancak o şekilde sanat tanımı topluluğunun hakkında bir şey aslında tam genel anlamda bilgi sahibi oluruz ama benim çalışmamın sanırım kendi adıma özellikle bu sergi bağlamında
odaklandığım şey, duygusanımın kendisini geleneksel kavramsal sanatın yansıdığı gibi yansımaması. Yani bu sergide apaçık bir şey var. Bu aslında arkamda duran, siyah duvara yansıyan, aydınlatma ögesinin siyah renk alanı içinde yaratmış olduğu, gözlerimizi kapattığımızda algılamayı bıraktığımız, açtığımızda tekrar algılamaya başladığımız, gerçekten duyum alanı içinde, görüş alanı içinde kimsenin yansıyamayacağı kadar apaçık var olan bir şeyden kalkınarak bu sergi kendisini ortaya koyuyor. Dolayısıyla aslında duyumsanımın kendisini klasik anlamda kavramsal sanatın yaptığı gibi bütünüyle yatsımayan bir sanat yaklaşımı olduğunu söyleyebilirim. Yani buradan duyumsanımın kendisinden kalkmıyor. Duyumsadığımız görüş alanı içindeki şeyin kendisini çözümlemeye başlıyor. Ama onu sonuçlandırmak sizin sadece o sürecin kendisini göstermeye çalışıyor. Bu yönde sanırım galiba... Biraz o zaman yani melez bir yapı olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani bir ayağının resme bastığını, bir ayağının daha çözümlemeci sanata bastığını. Evet, söyleyebiliriz. Peki. O zaman biraz sergiden bahsedelim. Sergide işte temelde bir siyah duvar var. Duvara bir ışık yansıyor. Işıktan, ışık haline yansıdığı için bir renk alanı yaratıyor. Geçişli. Bu geçişliliği Yağız hesaplıyor bir şekilde ve bunları poşetlerin içine dolduruyor. Her bir poşet numaralanmış. Her bir numaralanmış poşetle buradaki koordinat düzlemi eşleşiyor. Bu eşleşmeyle işte o duvarda renkler bulunuyor. Ayrıca bir takım diyagramlar görüyoruz. Diyagramlarda da bu farklı eşleşmelerin, farklı olasılıkları, farklı şekillerde nasıl meydana geleceği, yani bir takım potansiyel resimler gerçekleşmemiş ama bu resimlerin aslında nasıl yapılabileceğini anlatan diziler var. Şimdi ilk galiba şuradan sormak gerekiyor. Sen bir şey yapıp getirmiyorsun buraya. Evet. Yani. Daha doğrusu serginin çıkış şeyi bu duvar ve duvara yansıyan bir ışık. Fiziksel bir şey bu yani. Mekanın içinde doğrudan şu anda da deneyimlediğim sanal olmayan, bizzat burada olan bir ışık var. Bu ışık kaynağının çok basit gündelik bir şey, bir yere bir ışığın düşmesi kadar sade bir şey. Evet. Niye çıkış noktası olarak mekanı alıp mekanın üzerine meseleleri diziyorsunuz? Şöyle, daha önce ben yine bu mekanda Sistemler Görünürlük adlı bir sergide bir duvar resmi yapmıştım. O duvar resmini boyutlandırmak benim için çok problematikti. Yani aslına bakarsanız bir duvar resmi yaptığınızda ya da işte bilgisayarda sayısal verileri ötuşladığınızda, bir baskı almak istediğinizde çalışmanın boyutu tamamıyla olmasa da büyük ölçüde aslında keyfi bir şekilde belirleniyor. Ama siz mekanın kendisiyle, çalışmanın kendisi, mekanın ve uzanın kendisiyle birlikte ele aldığınızda uzanla nasıl bir oran orantı ilişkisi içinde olacağı aslında hiç de aslında keyfi olarak belirleyemediğiniz bir şey. Yani özür dilerim. Keyfilikle tam olarak neyi kastettiğini açabilir miyim? Yani şunu kastediyorum. Seçimlerin bir zorunluluk barındırmaması. Hayır, çalışma sergileneceği uzandaki bir takım yapısal ilişkilere göre biçimlendiriliyor. Ama öte yandan siz resmin ideal düzlemi içinde aslında bir takım şeyleri nedenselleştirmeye çalışabilirsiniz ama en azından tuvalin boyutu aslında önce sonunda bir takım keyifli şeyleri de veriyor. Yani keyifli derken yani ben herhangi bir boyutta başlayabilirim tuvalet. Aynen öyle. Ama duvar resmi yapıyorsanız herhangi bir boyutta başlayamazsınız. Dolayısıyla evet. Yani mekan bize bir sınır koyduğu için bizden bağımsız bir başlangıç noktası olarak tutarlılık sağlıyor. Evet. Peki sen, ya bu mesele senin yanılmıyorsam sanatta yeterlik tezinde bu tutarlılık konusu üzerine. Yani zorunluluklar ve keyfiyetler üzerine. Niye bu spesifik olarak tutarlılık meselesi senin için bu kadar önemli? Ya da sanatta tutarlılığı ya da tutarsızlığı neden önemli olduğunu düşünüyorsun? Yani sanattan bağımsız olarak sadece bilimden başlayarak sanata doğru geri geleceğim. Bilim evren hakkında doğru olduğunu sağladığı bir takım önermeler ortaya koyuyor.
Ve aslında dolayısıyla bir temsil ortaya koyuyor. Bu temsil, temsil bir şeye uygunsa aslında bir önemli o olguyu doğru bir şekilde temsil ediyoruz. Fakat felsefe mesela bundan farklı olarak bir önerginin doğru olduğuyla ya da yanlış olduğuyla ilgilenmiyor. Bir temsilin temsil ettiği şeye uygunluğuyla ilgilenmiyor. Bir temsilin bir şeyi temsil edebilmesi için ne tür ölçütlere sahip olması gerekir, ne tür kriterlere sahip olması gerekir, bununla ilgileniyor. Sanat ise ne doğrulukla ilgileniyor, ne de yalnızca temsil ile temsil edilen arasındaki ilişkiyle ilgileniyor. Ama temsil ile temsil edilen arasındaki ilişki yine gerçekten duyusal bir şekilde, bir duyumsal yolu doğrudan ortaya koyuyor. Ve bu şu anlama geliyor. Aslında sanat, bilimin ortaya koyduğu önermeler gibi doğru olduğunu sağlayabileceğimiz ya da yanlış olduğunu sağlayacağımız türden temsiller ortaya koymuyor. Sanat, kendi yapısal ilişkileri gereği tutarlı olduğunu ya da tutarsız olduğunu söyleyebileceğimiz aslında mantıksal yapılar ortaya koyuyor. Bu mantıksal yapıları da yine bir duyumsama yoluyla gösteriyor. Yani işte bir takım taşıyıcı, planış, adlandırılmış boy poşetleri ya da işte görüş alanındaki siyah bir leke gibi. Bunların hepsi aslında eninde sonunda duyumsamaya açık olan şeyler. Duyumsamadan başlayarak kendisini ortaya koyan, serinleyen şeyler. Dolayısıyla aslında tutarlılık sorununa buradan geliyoruz galiba. Tutarlılık bir simgenin simgelediği şeyle yalnızca ilişkisiyle alakalı bir şey değil. Sana bir tutarlı olması gerekiyor mu? Tutarsız bir takım şeyleri yine önce sonunda sanat olarak ortaya koymak gerektiği için sanat olarak ortaya koyacaksa tutarlı bir dizgi ortaya koymak zorunda kalıyorsunuz galiba. Yani bir sanatçı gerçekten ondan hiç beklemeyeceğimiz tutarsız bir çalışma üretebilir. Zaten sanatın gerçekten böyle bir, sanatçının gerçekten böyle bir olanağı var. Ama önünde sonunda bu tutarsızlığa işaret etmek için yine bir tekrar eden, tutarlı bir şekilde bunu yapıyı serinleyen davranışlarda bulunuyor galiba sanatçı. Şimdi senin hem kullandığın terminoloji, hem çalışmalarındaki bir taraftan aşırı basit, bir taraftan aşırı karmaşık durum belli bir donanım yapıyor yani çok açık. Hem sanat tarihsel hem de ciddi bir felsefi donanım gerekiyor bunu anlamak için. Dolayısıyla bu hani bunu her izleyiciden beklemek de doğru olmaz diye düşünüyorum. İzleyiciyle ilişkini nasıl kuruyorsun? Yani kısıtlı bir kitleye hitap ettiğini düşünüyor musun? Daha spesifik bir alanda çalıştığın için. Bu sende ne hissettiriyor sanatçı olarak? Merak ediyorum. Şöyle, aslında buradaki çalışmaların sanat olarak anlamlandırılması hiçbir ön bilgi gerektirmiyor. Sadece sanat olarak sunulduğu bilgisi dışında. Ama galeriye geldiniz. Tabii, bir galeriye geliyorsunuz ve sonuçta önünde sonunda sanat çalışması olarak ortaya koyulmuş. Sanat yapma bilinciyle gerçekleştirilmiş bir takım eğitimlerin sonuçlarıyla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla aslında buradaki çalışmaların bir sanat çalışması olduğunu bilmek bir ön bilgi gerektirmiyor. Sadece bunların sanat olarak sunulduğu dışında. Ama bu çalışmaların, bu en genel olarak söyleyebileceğim şey. Fakat çalışmaların içeriğini kavramak tabii ki bir takım dayanakları gerektiriyor. Ama bu bütün sanatçılar için bence geçerli. Yani biraz dişe bir örnek olacak galiba ama yani işte Sabancı Müzesi'ne gidip Picasso'yu gördüğünüzde bunların sanat olarak sunulduğu gerçeğinden herkes emindir. Fakat çok az kişi aslında anetik kübizm ile sentetik kübizm arasındaki fark bilir. Dolayısıyla çalışmanın içeriğiyle çalışmanın sanat olarak sunulması da arasında galiba bir ayrım yapmak gerekiyor ki bence önünde sonunda bütün sanatçılar kendi çalışmalarının içeriğini galiba en iyi onlar biliyorlar. Dolayısıyla ama izleyici tabii ki onun sanat çalışması olarak ortaya koyduğu şeyi sanat yapma niyetiyle ortaya koyduğu için zaten hiçbir ön bilgi gerektirmeksizin kavrayabilir. Kaldı ki galiba bir takım simgelerin anlamını, yani anlam dediğimiz katman bizim evrende kurmuş olduğumuz ilişkilerdeki katmanlardan yalnızca bir tanesi. Dolayısıyla bir takım simgelerin anlamını anlamayabilirsiniz. Sadece onun duyusal gerçekliği ya da burada bir sanat çalışması olarak sunulması bile zaten bence yeterince kendisini ortaya koyan bir şey. Yani dolayısıyla onun çalışmanın, yani senin bahsetmiş olduğun içeriğin kavranması o süreç her zaman devam ediyor. Kendi içinde devam eden galiba bir şey, çaba. Evet, yani basit olan herhalde bir şey yapıyor. Yani
dehşete düşüren, huzursuz eden bir tarafı var. Çünkü biz genelde anlamla imge üzerinde hakimiyet kuruyoruz. Aslında ben en figüratif resmin bile ya da en figüratif çalışmanın bile en nihayetinde, hatta sanatçının niyetinden de bağımsız, soyut olduğunu düşünüyorum. Yani anlamlandırmaları yapan biziz. Yani nesnelerin kendi kendine bir anlamı yok. O anki tarihsel, sosyolojik koşullar, felsefi beklentiler onu, onun üzerinde bir anlam kurmamıza neden oluyor. Hatta hep şey diye düşünmüşümdür. Yani o bebekken doğduğumuzda hani bir imgeler dünyasında doğuyorum ve hiçbir şeyin anlamı yok. Görüntüler uçuyor etrafımda. Biraz Yağız'ın ben bu basitlikte aslında o kadar temel ilişkiler üzerinden yaklaştığını düşünüyorum. Çok basit olduğu için de çok büyük bir ağırlıkla geliyor. Yani bize sembol göstermiyor. Yani anlamlandırabileceğim, yani bu poşetse işte poşetin bir anlamı yok. Poşeti kapatmak için işte bir ardışıklık ilişkileri var. Işık yansımak için, ışık dağılmak için. Çok işte neydi şeyin sözü baştaki, basit olana hayret etmek, yani basit olandan karmaşık olanı bulmak. Bunun içine biraz herhalde Foucault bebek gibi ya da uzaylı gibi yaklaşmak, yabancılaşmak, yani alışık olduğumuzu, her gün gördüğümüz ışık gibi bakmamak, ışığın ne olduğunu tartışmak gerekiyor. Işık demişken oraya bir parantez açıp girelim mi? Evet. Bence bu serginin, Yağız'ın bütün iş sergilerinden ayıran şeyi, en temel özelliği ışık. Çünkü deneyim alanının içinde çalışıyor. Yani resmin içinden gelen bir ışık değil. Resmi bir ışık yansıdığı için artık bizim burada gördüğümüz şey fiziksel bir nesne. Ortamın, mekanın ışığıyla aydınlanıyor. Oysa ki bizim resim geleneğinde bildiğimiz hep resim içinde bir yerde bir ışık. Ressam onu, yani empirisyonistleri bile düşünürsek, ressam bir gerçek bir şeye bakıp yapmış olsa dahi resmi, o bir tür kayıptır, gitmiş olandır. Burada ışığın aktüel olarak devam ediyor olması şu sırada da bana çok ilginç geliyor. Yani şu anda da çalışma oluşuyor. Yani fotonlar sürekli duvara yansıyor, bir elektrik geliyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani şöyle bir şey, tabii bu sergi aslında sergi açılmadan önce 1,5 hafta boyunca her ne kadar burada hani doğrudan geleneksel anlamda resim giyebileceğimiz bir şey görmesek de burası bir atölye gibi aslında burada bir takım çalışmalar gerçekleştirildi. Önce beyaz bir duvar siyah bir renk alanına boyandı. O siyah renk alanı bir senin bahsetmiş olduğun aydınlatma ögesi tarafından sert bir kontrast edici şekilde düzenlendi ve ip yardımıyla bölümlenmiş olan renk alanlarına her birine karşılık gelen bir takım renkler bulundu. Dolayısıyla gidip bu renkleri aslına bakarsanız atölyenizde bulamazsınız çünkü model orada değil. Modelin kendisi serginin içinde. Dolayısıyla aslında galiba diğer çalışmalarından farkı da bu. Bu sergide model ile modellenen şeyi birlikte görüyoruz. Ya da temsil ile temsil edilen şeyi birlikte görüyoruz. Ama daha önceki serginde aslında sadece temsilin kendisini görüyorduk. Dolayısıyla bu aslında izleyiciye ne olmak sağlıyor? Ressamın resmini yaptığı şeyle ortaya çıkan resim arasındaki ilişkiyi çözümleme olanağı sağlıyor. Galiba... Evet, bu kısım bence çok önemli. Biraz da yanlış anlaşılmaya müsait. Yani Yağız... sanatının... Yani sergi bitince eser yok olacak. Bitecek. Evet, ben gelir kalabilir bence. Rasyonel risk bir tarafta durduğu düşünülse de tam tersi bir noktada duruyor bence. Tam tersine büyüğün deneyden doğan bir sanat yapıyor yani. Felsefi geleneğinde akılcılığı aslında çok uzak bir yerden duruyor. Evet, düşünme biçimi, tutarlılık arayışı belki ama bu zaten bütün hani, felsefinin gözünde olan bir şey. Beklememiz gereken bir şey. Ama deneye, duyumsamaya dair aslında yani o iki ayak, hani bir taraf resme, bir taraf kavramsal sanata basıyor dediğimizde kesinlikle resme basan ayak daha baskın. Yani çünkü deney ortamını kendisini sunuyorsun. Doğrudan duyularıma hitap ediyorsun. Evet. Peki burada ben biraz şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani bir bu bir şey klişesi vardır sanat konusu için sanat yoktur.
sanatçılar vardır ama biraz senin için söylenmiş bir laf gibi. Hem yaşama tarzın da biraz böyle, gündelik tarzın da biraz böyle. Bunu sen sürekli yaşıyorsun. Yani senin için sadece sanatın galerilerden, müzelerden, sergilerden ibaret olduğunu biliyorum. En basit etkinlikleri bile, bir kitap okumayı bile bir sanatsal estetikle yaklaşacak kadar inceltiyorsun. Yani bunun duygu noktasını merak ediyorum. İnsan olarak, birey olarak, hayatta yaşayan bir birisi olarak sanat sana nasıl bir tutunma olmalı sanat olarak? Yaşamla ilişkisini nasıl kuruyorsun? Zor bir soru. Evet, en zor bir soru. En başta aslında sormuş olduğum sorunun devam ki aslında. Ya galiba hani bunlar sadece bir alıntıyla yanıt verebileceğim. Sadece o şekilde yapmaya çalıştığım için. Sanırım bir şeyi sanat yapma bilinciyle yapmaya çalıştığınızda bunun illaki bir resim, bir heykel edebilir işte özellikle bir mesle olmasına gerek yok. İşte senin bahsetmiş olduğun gibi evde kitap okumaktan işte çiçek sulamaya kadar ya da çiçek yetiştirmeye kadar ya da benzeri şeyler. Bunu gerçekten sanat yapma bilinciyle yapmaya başladığınızda aslında yapmış olduğunuz şeyde bir yapmış olduğunuz şeyi inceltiyorsunuz, gitgide inceltiyorsunuz. Belki dışarıdan bu hiç gözükmeyebilir. Yani işte ne diyeyim A4 sayfayı buraya koyarken işte bu dairesel yapıyla bu dikdörtgen ilişkisine belki de yarısı hayret ediyor diye dışarıdan gözükmüyor. Ama aslında koyarken gerçekten burada olmalı mı sorusu gerçekten mevcut soru. O yüzden açıkçası geldiğinde mesela bunun burada olmaması gerektiğini düşündüm ama Kerem dedi ki yok o orada kalsın su içeceğiz. Gerçekten yani böyle. Dolayısıyla aslında bu yapmış olan yani farklı bir diğer resim yapmanıza gerek yok. Yani ressam tuvali karşısında fırçasıyla bir takım jestürlerle, tavırlarla bulunuyor. Aslında ama bunu daha geniş ölçekte baktığımızda bir sanatçının herhangi bir şekilde yani bahsettiğim gibi yani işte çiçek sulamasından, çiçek büyütmesinden ya da kitap okumasından ve benzeri şeyler bütün bu davranışlar bir şekilde biçimselleştirilebilir, inceltilebilir. Yani herhalde inceltme galiba bir takım edimleri inceltmenin kendisi galiba sanatın kendisinden ayırt edemeyeceğimiz, evet, çıkaramayacağımız şeyler. Fine biliyorsunuz sadece bize güzel bir sanat diye düşünüyoruz ya, fine aslında ince sanatı da evet. Fine. Fine fırça gibi. O incelik zaten Azerice'de ince sanat olarak çevirmişler fine arts'ı. Aslında galiba herhangi bir durumu gösterdiğimiz andan bir sanat bilinciyle o artık gündelik gerçekliğinden çıktığı için ona muhtemelen daha önce sormadığımız soruları soruyoruz yani. Yani şöyle bir şey var. Yani daha önce Kerem Ozan Bayraktar'ın öğrencileri gelmişti. Galiba onlar için ikinci posta aynı şey anlatmış olabilirim. Fakat galiba ona değinmek istiyorum. Normalde sağduyusal yaklaşım sanatın birden işte ikiden daha çok sayıda mecrası olduğunu söyler. İşte resim gibi, heykel gibi, yerleştirme gibi, performans gibi, video gibi çeşitli mecraların olduğunu söyler ki ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. İşin gerçeği bence sanatın yalnızca iki tane mecrası vardır. Bu performans ve yerleştirmedir. Bunu neden böyle söylüyorum? Çünkü ressam gerçekten gidip atölyesinde renkleri seçer, tuvalin üzerine koyar ama gidip onu önünde sonunda bir yerde sunar. Yani dolayısıyla bir mekanın içine yerleştirir. Heykel, tıraş gider atölyesinde çamuru yontar, etler çıkarır, benzer bir takım şeyler yapar. Ama önünde sonunda onu sunmak için, bir sanat çalışması olarak sunmak için gidip bir mekana yerleştirir. Sayısal görüntüleri ölçüşen sanatçılar için aynı şey geçerli. Baskıyı hazır hale getirir ve baskıyı gerçekten bir mekanda sunar. Sunmak demek şey dediğin içerisinde tamamen bir performans bana kalırsa ve performans da önünde sonunda içinde gerçekleştireceği bir yerleştirmeyi gerektiriyor. Böyle bakınca dolayısıyla aslında yani benim için gerçekten şurada duvarda asılı olan, duvara paralel bir şekilde asılı olan resimden gerçekten şuradaki taşıyıcı ayağına plançla ilişkisi arasında bir fark kalmamaya başlıyor. Dolayısıyla aslında bunun hiçbir sınırı yok bir sanatçı için. Burada bir soru sormak istiyorum. Evet. Yani muhtemelen değil mi? Zaman ve mekanda indiriyorsun. Evet. Bütün mecraları.
Ama bu indirgemede acaba bir şeyler kaybolmuyor mu? Yani resmin kendi bir tarihi yok mu? Heykelle kurduğumuz hem anlatı olarak hem mecra olarak. Çünkü bir şeye heykel dediğim an başka bir meseleler içinden bakıyorum. Yani yeni problemler açıyor bana. Yerleştirme dediğim zaman başka bakıyorum. Keza sen de performans yapabilirsin tamamen burada. Hiç elle tutulur bir şey koymayabilirsin. Evet. Ona karşın hala plastiğe dair bir şeyler var. Oya tutabiliyorsun. Yani resmin geleneğine eklenmeyebiliyorsun. Dolayısıyla biraz fazla mı indirgeme yapıyoruz? Yani ben bununla farklı yani bu tekniklerle sanat yapılamayacağını falan söylemiyorum. Sadece sanata içkin olan, sanata özgü olan şeyler olduğunu söylüyorum. Yani resmi bambaşka alandaki bambaşka düşünce insanları da kullanıyor. İşte heykeli dekoratif bir şey olarak kullanabiliyorsunuz ya da işte bir duvar resmini tamamen o an için haz versin, beyinliğe yönelik gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani illa sanatsal dönemde sanat yapma bilinciyle illa ortaya koymasına gerek yok. Ve bunun her bir tekniğinde kendi tarihiyle, kendi tarihin olduğu gerçeğinde bizim yatsımıyorum. Sadece resmin kendisinin gerçekten Damıtçı'nın söylediği gibi diğer resimlerden ne farkı var? Yani hiyerarşik kurmuşsun. Yani mediumlar arasında yani. Tabii yani. Bugün böyle bir hiyerarşi var, çok açık yani bir herhangi bir yere gittiğimiz zaman. Yani bunlar çok aslında hani 100 yıldır belki tartışılan şeyler ama resmin hiyerarşisi olduğu çok açık. Öyle, ben de resim yapıyorum. Evet. Yani şimdi sen de geldin. Bunun dışına kendimi bunun dışına, bu geleneğin dışına koymakta çok güçlük yaşıyorum açıkçası. Ama bir yandan da bunları söylemekten kendime alıkoyuyorum. Peki daha başka bir yerden bir soru soracağım. Evet. Bir de Türkiye gerçeğinin içinde yaşıyoruz ya. Evet. Sanatla ilgili durumlar maalesef. Yani bu gündelik olan gerçekle işte hem politik, ekonomik, sosyal. Yani sen kendini nasıl konumlandırıyorsun bu durum karşısında? Sanatında herhangi bir şey yok alışık olduğumuz tarzda hani. Sosyal gönderme bir şey yok. Yani ödüller de böyle düşünüyorum. Bunda nasıl hissediyorsun bu durum karşısında? Yani umurunda mı? Sosyal bir yapıda karşılığı yok diyemem de. En azından yani şu yok değil mi? Yani bugün herhangi bir sergiye gittiğinde muhtemelen benim işlerime dair bir çevreye dair bir takım direkt göndermeler yakalayabiliyoruz. Büyük kısmı. Evet. Sen burada çok yalıtılmış bir yerde mi duruyorsun, bu kasıtlı bir seçim mi? Bu yalıtılmışlık ayrı bir politik duruş sergiliyor mu? Yani formun burada bu kadar soyut durması, böyle bir ortam içinde, bu kadar politik bir ortam içinde bize bir şey ifade ediyor mu? Evet, sanırım galiba o biçimselliğiyle senin bahsetmiş olduğun meseleleri dışarıda bırakmasıyla politik bir politik bakımına ele alabilirsin. Yani bütün bahsetmiş olduğum, yani bir gazetede okuyacağın makalenin konusunu oluşturan o güne ilişkin politik bir mesele ya da işte teknolojik bir gelişmeye ilişkin herhangi bir meseleyi doğrudan göndermede bulunmayıp bütün bunları dışarıda bırakması bakımından belki hani politik bulabilirsin tabii ki. Peki ne, nasıl bir yöne evrilecek çalışmalı? Bilmiyorum. Son bir soru daha var. Türkiye'deki güncel sanat hakkında ne düşünüyorsun? Olmadığın ve olmamadığın. Yani şöyle ben kendi bir şey yapabiliyor muyum bilmiyorum ama bence sanatçılar kendilerini çok az yanlışlıyorlar. Yanlışlıyorlar derler. Yani kendi çalışmalarının yanlışlama geleneği çok az Türkiye'deki sanatçılar. Yanlışlama. Yani eleştirme. Öz eleştiri. Yani hep haklandırmaya yönelik kendi çalışmaları. Ben yani açıkçası kendim de mesela bunu yapıyor olabilirim bu arada. Yani bu tamamen bir canlı olduğum, canlı olduğumdan kaynaklanan bir şey galiba. Yani bir takım sosyal yapılarda çalışmanızın karşılık bulmasını istiyorsunuz. Ama çalışmanızı yanlışlamak, kendi çalışmanızı eleştirmek aslında o sosyal yapıda karşılık bulan bir şey değil. Onu kalklandırmak o sosyal yapıda daha çok karşılık bulabilir.
Ama işte erciye sanatın içinden galiba eleştiri geleneği ve o yanlışlama geleneği çıkaramayız. Çünkü zaten sanat kendisini galiba biraz böyle var ediyor. Sanırım benim yani çok spesifik olarak insanlara ilişki, yani her sanatçıya ilişki söylediği bir şey değil tabii ki bu ama biraz daha galiba kendine dahil olmak üzere daha bu yanlışlama geleneğinin, eleştirme geleneğinin, kendi çalışmanın eleştirme geleneğinin daha fazla aslında pratik haline getirmesi gerektiğini düşünüyorum sanatçı. Evet, peki. Evet, 40 dakika olmuş. Daha sorumlu bir şey. İzleyicilerden soru alabiliriz. Öncelikle sizin en son sorunuz soru çok beğendim. Politik göndermeleri var mı? Kesin de pek olmadığınız ama aslında ışığınız yeterli. Elektrik ışığı. Aslında çok fazla da oraya göndermeleri kurabilir. Kurmak isteyen. Galiba o kadar güzel bir sekaç. Evet. Çünkü ışık değil yani, yapay ışık. Doğal ışığı kullanmaması bakımından kendisine ayırt ediyor ama yine doğrudan hani politik bir olguya nasıl mesela o ışığın bayağı zorlamamız gerekiyor. Gün değiller bu şey. Şu anda doğal ışığın içinde farkı vardır mesela ve bu çok farklı yerlere gider. Belki galerinin enerjisini bulmuşum. Boş harcıyorum. Herhangi bir şey söylemiyorum. Belki bu anlamları hakikaten bir şey. Bu da aslında bu sergiyi kurarken burada olan şeylerin dışında buradan çıkartılan şeyler de bence bir o kadar önemli. Normalde klasik genel olarak bir galeride bütün duvarları dolaşan bir ray görürsünüz ya da bütün her yeri döşenmiş olan floresanlar falan gözlerdi. Görürsünüz ve genelde mesela bir beyaz kum modeli dayanak olarak kullanılır ama bu sergi biraz onu zorlayan bir sergi. İşte layları söktük, işte gereksiz her şeyi çıkarmaya çalıştık. Tabii belli bir yere kadar yapıyorsunuz, galerinin de koşulları var tabii. İşte dışı görmüş olduğunuz giriş kapısının kendisini karartmak zorunda kaldık ki ışık koşullarını stabilize edelim. Ve normalde ışık bir sergide en son ayarlanan şeydir. Resimler arasında ondan sonra ışık kaynakları ayarlanan falan filan. Bu sergide ilk ayarlanması gereken şey oydu. Dolayısıyla aslında belki de gerçekten o çalışmanın içine düştüğü bağlamla ilişkisi bakımından aslında bir yandan bir takım sınırları zorladığını söyleyebiliriz. Yani. Sen normalde çok böyle daha renk İçeren çalışmalar kullanıyorsun. Burada niye siyah tercih edilmiş? Bir spesifik nedeni var mı? Galerinin beyaz duvarına karşıt olan renk siyah olduğu için. Evet öyle ama. Ya sonuçta bütün referansın mekansal. Yani diyagramlarda da potansiyel resimleri işte belli mekanın yol açtığı sınırlara göre almışsın aslında. Yani bir yerden bir şeye başlamak gerekiyor düşünmeye ya da resmetmeye. Yani bir start noktası gerek. Burada o noktayı kendinden atmayı çok şey buluyorum, akıllıca buluyorum yazın yaptığını. Ama kitaptaki resim fotoğrafları gibi evlerinden de beyaz. Yani başka ortamlardaki işlerinde de renk var ve onlar evet. Karşısındaki duvarlarda beyaz gibi gördüm onu ama yani. Evet ama onlar başka bir çalışma. Orada görmüş olduğunuz bir tane duvar resim var sanırım ama o çalışma aslında başka bir çalışma. Evet. Başka bir çalışma da referans noktasını anlayalım. Hani benim karşısındaki duvar beyaz olduğu için siyahı seçtim. Daha basit bir şekilde şöyle söyleyeyim. Siyah bir duvarın üzerine güçlü bir ışık kaynağı yansıttığınızda aslında bir dereceli bir renk geçişi elde etmek daha kolay. Ve aslında benim burada ilgilendiğim şey o dereceli geçişin kendisi. Ama o dereceli geçişin gerçekten bize hangi renk olarak belirlediği değil. Yani ben sadece bana renk spektrumuna ihtiyacım vardı. Ve bir renk seçmek zorundayım. Ben bunu şey için sordum aslında. Zaten tam da bu yüzden çünkü çok obsesif bir yaklaşım var. Hakikaten o dergi cevaplar çok daha ötesi var. Bir iki hani böyle çok kafanlı bir şeyler var. Hani sadece beyaz oluşu falan seçmek için çok belli. O yüzden seçmek istedim biraz.
Aslında evet. Biraz şey gibi geliyor bana. Belki de şeydir, hani kurşun kalemler kullanırken genelde değil mi? Gri ve siyah. Yani siyah bunun bir nedeni var mı? Kağıtta çünkü en kolay gözükendir. Kimse gidip mavi kurşun kalem kullanmıyor. Yani bence bu biraz öyle bir sezgi var burada. Yani beyaz bir duvarın üstünde bir şey ton aralığı meselesini tartışacaksa burada da en basit olanı seçiyor yani. Aslında ben bunu tartışmak için söylüyorum. Yani neden o mavi, neden o siyah gibi bir noktadan değil de sonuçta mekana gönderdiği referans göndermesinden bahsediyorsunuz. Evet. Bunun mekan hissiyle ve işte orada işte duvarın parantalının alçaklığı yüksekliğiyle bir sürü şeyle bağlıyorsun gibi geldi bana. Tabii burada yani şey... Yani orada mavi, burada siyah sadece böyle tek indirgemeci bir yaklaşım yok. Yani daha fazlası var. Ama bu yani, tarih gömleğinde konuşuyoruz şu an aslında. Burada şöyle bir şey var, güzel olan bu bence. Nasıl yani? İstediğimi konuşabilirim canım. Hayır, yani mekanda referans göndermeyi güzel gözlerimle söylediğimi düşündüm. O yüzden o elinize falan sergi bambaşka bir sergi. Ben sergide niye böyle bir sergide, niye öyle diye tartışmıyorum. Ben sadece bayağı sevdiğim için onun için içinde daha fazla ya, şey var ve şey, böyle anlaşmaya çalıştım. Güzel tarafı zaten bu galiba. Yani bu kadar incelttiğiniz zaman bu soruları mesela biz gidip hiçbir sergiye sormuyoruz. Yani bu kadar incelttiğiniz zaman bu kadar büyük bir sorumluluk kalıyorsunuz. Yani hangi sergide en son bu kadar ince, yani ışığın niye orada olduğunu, bilmem neyin burada olduğunu, bunların neden böyle asıldığını hangi sergide sordun? Yani aslında sergiyi anlamak için burayı konuşmak lazım galiba, değil mi? Bence yalnız resim yapmanın dinine çekilmiş. Yani oradan boyayı alıp oraya getirmiş. Ve o boyayı yaparken de aslında bunların içinde siyah değil, emin miyim? Yani maviler var içinde, karıştırdığı bir palet var. Çünkü onlara bir isim veriyor. Aslında tersine çevirmiş sen prosedür. Ve buradan bakan tekrar onu geriye koymak isteyecek. O işi okumak isteyecek, mekanı okumak isteyecek, orada kurduğun dizgiyi okumak isteyecek. Dolayısıyla sen aslında izleyiciye sen kendi rolünü takdim ediyorsun bir şekilde. Yer değiştiriyorsun onu. Yapılan şeyin yerini değiştiriyorsun ve izleyiciye kendi yerini değiştiriyorsun. O yüzden biraz galiba şey, çok alıştığımız bir yapı değil. Evet, olabilir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani benim için de sorumlar bir şey yapmadım. sadece bir referans daha yani tabii çok belki yani böyle bir aslında deney de var. Yani siyah bir nesneyi güçlü ışık koşulları altında çeşitli spektrum ölçümlerinde beyaz göstermeye çalıştıkları bir takım bilimsel deneyler var tabii ama hani ben doğrudan bunu aslında göndermede bulunmak için siyahı seçmedim ama dediğim gibi galiba bütün bu yani herkes mesela buradaki bir değerlerin gri olduğunu işte siyah ile beyaz arasındaki bir takım siyah ve beyazın birbirleriyle karıştırarak bulunan renkler olduğunu belki düşünüyor olabilir ama Tayfun Tutmacı aslında çok doğru bir şey söylüyor. Aslında siyah ve beyaz iki değer arasındaki spektrum olduğunu söylediğiniz şey yine aslında temelde bir takım hiç de aslında gözlemlemediğimiz renklerin şeyleri, değişimleri. O yüzden bu serginin görüntülemesi yapıldığında sergiyi belgeleyen fotoğrafçı arkadaşımız biraz gri değerlerini yani siyah, fotoğrafı siyah beyaza çevirerek aslında çalışmanın tam tersini yapmıştı. Yani serginin göstermeye çalıştığı şeyin tam tersini yapmıştı. Çünkü burada hiçbir şey siyah beyaz değildi. Sadece biz konuşabilmek için bu duvarın siyah olduğunu ya da şu duvarın beyaz olduğunu söylüyoruz. Tam tersine bu sergi algımız için kesinlikle siyah olmadığını, beyaz olmadığını hep bir karmaşıklık olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Yani tabii buna normal günlük hayatın anında aslında kimse ayırt etmez. Tabii ki bu ışığı kapatsak herkes der ki bu siyah bir duvar ya da bu duvara herkes beyaz bir duvar der. Ancak gerçekten birazcık yakından başka bakmaya başladığında, onu çözmesini yapmaya başladığında bambaşka karmaşık ilişkilerle karşılaşıyorsun. Aslında bu sergi ona hayret etmekten başka hiçbir şey yapmıyor aslında bakarsan. Yani engellemek. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çözümlemek ile dünya arasındaki farkı açıklayabilir misin? Bir de hayret etmek derken o hangisine giriyor senin için? Ya duyumsamak tabii şey, canlılar bir şey, özgür bir şey. Yani duyumsamak o canlının kontrolü olan bir şey değil. Gözünü açtığında, duyumsuzluğu kapattığında o duyu içeriğini
edinmeyi bırakıyorsun. Senin kontrolünde olan bir şey değil ama aslında çözümlemek, büyümsediğin şeyi çözümlemek tamamen senin kontrolünde olan bir şey yani. Ben gidip mesela başka bir şey değil de bu siyah numaraları çözümleyeceğim diye bilinçle gidiyorum buraya. Dolayısıyla aslında büyüsel doğrudan canlıda ilişkin bir şeyken çözümlemenin kendisi bir şeyi belirli bir bilinçle yapmak. Yani dolayısıyla o anlamda aslında belki akılcılara kaymak zorunda kalıyorsun belli bir düzeyde. Fakat galiba ikisi arasındaki kontrast bu, ikisi arasındaki fark bu. Hayret etmek ise bambaşka bir mesele. Senin o çözümlemeyi yapmanı sağlayan itki. Bir takım hayatında bir takım şeyler yaşıyorsun ve o şeyler bir takım şeylere gerçekten hayret etmesi sağlıyor. Ve bununla uğraşmaya başlıyorsun. Bunun sonucu ermesine de gerek yok. Bunun bir sonucun olmasına gerek yok. Bu bir süreç. Sürekli o hayret ettiğin şeyleri çözümleyebilirsin. Bir botanikçi gerçekten işte bitkilerin nasıl aile aile sınıflandırılabileceğini hayret ediyor. Bir sanatçı masanın ya da iskemlenin ne olduğunu hayret ediyor. İşte ne bileyim bir bilim insanı işte suyun dinaminin ne olduğunu hayret ediyor. Ve bir şekilde ya bu bir itki yani gerçekten açıklamayacağım bir şey mi bilmiyorum. Bunu ve bu itki size gerçekten o çözümleme geleneğini yavaş yavaş kazandırıyor. Yani o hayret ettiğiniz şeyin nedeni olan şeyi bilmek istiyorsunuz. Gördüğünüz şeyin nedeni olan şeyi bilmek istiyorsunuz ve bunun için yapılabilecek şeyler aslında metotlar belli yani. Sanat yaparsınız, felsefe yaparsınız, bilim yaparsınız, botanikçi olursunuz ya da ne bileyim işte biyolog olursunuz, bir şey olursunuz yani. Ve o hayret ettiğiniz şeyi kavramaya çalışırsınız. Ve hayret ettiğiniz şeyi kavramaya çalışırken de kullanmak yani en azından benim kendisine eklemlendiğini düşündüğüm gelenek çözümleme metodunu kullanıyor. Dolayısıyla aslında duyumsama ile çözümleme arasında galiba böyle bir ilişki var. Evet. Bu sergide, kendi serginizde ne keşfettiniz? Bilmiyorum, birçok şey. Yani spesifik olarak yani birçok şey, hangi birini söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani birçok farklı geri dönüşler aldım. Örneğin mesela bazı izleyiciler yerdeki şu beyaz boya lekesini benim bilinçli olarak oraya koymadığımı sordular. Ondan sonra şuradaki paletin eğriliğini benim bilinçli olarak ortaya koyup koymadığımı merak edenler oldu. Alüminyum tahtaların, paspartların ardında bir tane delik var. Onun bilinçli olarak orada bırakılmadığını soranlar oldu. galiba belli bir noktaya yeterince biçimselleşti yani biraz biçimselleştirme derecesine bağlı olarak artık hani normalde çalışmanın bir ögesi olmadığını düşündüğünüz şeyler gerçekten çalışmanın bir ögesi değil mi sorusuna olanak veriyor. Ama buna olanak vermesi galiba benim için bu sergi için en önemli ayırt edici şey büyük galiba. Yani bu soruların gerçekten mesela bir dışa vurucu bir resimde onun hani aslında duvarın kenarındaki delik galiba çok fazla sorun olarak gözükmez zaten. Çalışmanın bir parçası olarak görülmez zaten. Ama bu sergi galiba onu olanak sağlıyor. Benim en çok, yani sizin sorunuzu yanıt olarak söylüyorum. Galiba en çok öğrendiğim şey bu sınırları zorlayabilmek. Yanıttıkça en ufak şey bile o da etkileşim sağlıyor. Yanıtmak demeyeyim de yani daha çok biçimselleştirmek de yani artık her şeyi çalışmanın bir ögesi olarak görebilmek yani yalnızca resmin sınırlarının içinde değil, o resmin mekanla kurmuş olduğu ilişki, zamanla kurmuş olduğu ilişki, işte ne bileyim, bütün bu detaylar galiba artık kendisini ortaya koymaya başlıyor. Bu da galiba biçimselleştirmeden kaynaklanıyor. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkürler.